Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir kez daha Cabiri okumalarında birlikteyiz. Bugün Cabiri okumalarında kitabımızın 6. bölümünü ele alacağız. Bu bölüm 131 ile 151. sayfalara tekabül ediyor. Daha önceki ele almış olduğumuz konuların bugünkü ele alacağımız konuyla olan bağlantısı son derece önemli. Çünkü bugün Cabiri bize onun projesinin son derece önemli kavramlarından biri olan beyane epistemolojinin doğuşunu ele alacak ve beyane epistemolojinin nasıl ortaya çıktığını, tarihsel arka planının ne olduğunu, aynı zamanda epistemolojik temelinin neye dayandığını bize anlatacak. Ve bu son derece önemli bölümde kitaptan okuyacağınızı da dikkate alarak detaylardan sarf-ı nazar etmeyi, çok ana noktalara, vurgulayıcı, vurgu gerektiren hususlara dikkatinizi çekeceğim. Ve onun üzerinden inşallah bugünkü konuyu ele almaya çalışacağım. Bu itibarla son derece önemli olan, en azından birinci kitap okumalarımız açısından son derece önemli olan bir konuyu müsaadenizle tahtamızı açarak dersimize başlayalım. Affedersiniz. Gördüğünüz gibi başlığımız Cabiri okumaları 9 veya epistemolojinin doğuşu ve konumuzun başlığı kıyas. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, kıyas dediğimizde bunun Arap aklının işleyiş formatı olduğunu yazabiliriz. Bu temel meseleleri belirleyelim, sonra üzerinden devam edelim. Evet. Arap aklı kıyas formatıyla çalışır. Bununla üretir. Ve beyan epistemolojide Arap aklı dediğimizde bunun temeli kıyastan olur. Bu itibarla kıyas dediğimizde zorunlu olarak iki unsurun dikkate alınması gerekir. Ve biz de bugünkü dersimizi bu iki temel unsur üzerine kuracağız. Bir kıyasın mümkün olabilmesi mutlaka bir aslın, bir de fer'in olmasını zorunlu kılar. Dersimizin içeriği beyan epistemolojinin adeta denası kıyas olduğundan, kıyas konusu üzerinden bugünkü dersimizi özetlemeye çalışacağım. Kıyası anladığımızda zaten Cabiri'nin beyan epistemolojiyi ortaya koyuşunu da anlamış olacağız. Bir asıldan söz etmeden, bir de ferden söz etmeden bir kıyastan söz edemeyiz. O halde bir kıyasın mümkün olmasını sağlayan bu iki temel unsurun tam olarak ne tekabül ettiğini anlamamız gerekiyor. Asıl, bunların Arapçalarında yazıyor. El aslu, asıl. El fer'u. Ferdir. Ayınla. Asıl hakkında nas ile sabit bir hükmün
bulunduğu ilk örnek da prototip, diğer bir adıyla da ilk olmasından dolayı onu farklı bir renkle müsaadenizle yazacağım. Eskidir. Bu kavramlar bugünkü dersimizin tam olarak anlaşılması açısından son derece önemli kavramlardır. Madem ki asıl hakkında nas bulunan ve nas ile hükmü sabit olan bir ilk örneği, prototipi diğer bir ifadeyle eski olanı gösterir. Fer hakkında nas ile sabit bir hükmü bulunmayan yeni bir durumu gösterir. Şimdi burada vurgulamamız gereken, değerli izleyenler, eski ile yenidir. Elimizde hakkında nas'ın bir hüküm verdiği bir eski ilk örneğimiz var. Bir de yeni karşılaştığımız bir durum var. Tabii burada hemen bu nas sözcüğüyle ilgili de daha önce de bahsettiğimiz ve bu kavramların bilindiğini de biraz varsayıyorum. Yine de yazalım. Kur'an, hadis, sünnet ile sabit. Bunlara nakil diyoruz, biliyorsunuz. Nakil. Nas bir nakildir. Kur'an'da, hadiste, sünnette bir nakildir. Dolayısıyla bu tür konuları dinlerken ya da bu tür konular üzerine okurken bu temel kavramları son derece iyi bir biçimde zihnimizde netleştirmemiz lazım. Nas dediğimiz zaman bu Kur'an'ı nas olur, metin olur. Yani onu da yazalım. Nakildir ve metindir. Dolayısıyla buna nakil diyoruz, nakledilen bir şeydir ve metindir. Bunun nedeni şu, bunu belirlememizin, nakil dememizin sebebi şu, farklı bir renkle karşısına yazalım. Zira birazdan da konuşacağımız gibi bir de bunun karşısında konumlanan akıl dediğimiz bir şey var. Aklın temel alındığı, aklın esas alındığı bir durumla da karşı karşıyayız. Böyle bir söz konusu durum nedeniyle bunların birbirlerinden netleşmesi gerekiyor. Şimdi konumuza dönersek, kıyasa. Kıyasın ne olduğunu söyleyecek olursak. Kıyas. Kıyas, ölçmek demektir. Ölçmektir. Diğer bir ifadeyle, bir şeyi diğeri üzerinden ölçmek, değerlendirmektir. Kıyasın anlamı bu Arapçada. Evet. Yani mesela Arap der ki kıstun na'le bin na'le. Takunyayı takunya üzerine koyar, sağı sol üzerine koyarak onların birbirleriyle denk olup olmadığına bakar, ölçer. Bir şeyi bir şeyin üzerine koyarak ölçer. Ve burada ölçmede, bir şeyi diğer şeyin üzerine koymada iki şeyin zorunlu olduğunu görüyoruz. Bir kıyastan söz ettiğimizde ikili bir durumun olması zorunlu. Bunun için de kelam kaynaklarımıza, fıkıh kaynaklarımıza, felsefe ve mantık kaynaklarımıza konuyla ilgili konu kıyas olduğunda baktığımızda her zaman mezkureyn, ma'lumeyn, şey'eyn şeklinde tesniyeyle ikili bir durumun söz konusu olduğunu ve ikili bir durum üzerinden konunun ele alınıp anlatıldığını görürüz. Öyleyse şimdi biz yine ikili bir durumla karşı karşıyayız ama bu ikili durumun
kıyas üzerinden kendilerine özgü bir adı var. Biri asıldır, öbürü de ferdir. Şimdi bu durumda bu iki şeyden hangisini hangisine göre ölçüyoruz? Hangisinin hangisine uygun olduğuna bakacağız. Hangisi hangisi için asıldır? İşte bu asıl fer ayrımı burada ortaya çıkıyor. Asıl olan üzerine yazalım. Kendisi ile ölçülen. Kendisiyle ölçülen. Diğer bir ifadeyle kendisine uygun olunması istenen şeydir asıl. Dolayısıyla burada bir kıyasın geçerli olabilmesi için böyle elimizde bir asıl olacak. Ve bu aslın bir hükmü olacak. Bu aslın bir hükmü olacak. Bir hükmü bulunacak. Ve bu hüküm nasla sabit olacak. Burada bu hüküm nasla sabit olacak demek, burası son derece önemli. Kendisine kıyas etmiş olduğumuz şey, bunun hükmü nasla sabit olacak. Akılla değil, nasla sabit olacak. Nas bu konuda diyecek ki, şöyle şöyle durumlar var diyecek. Birazdan ekol farklılıkları üzerinde kıyasın nasıl belirleyici olduğu hususuna ayrıca detaylarla değineceğim zaten. Şimdilik sadece kavramsal bazda kıyasın taraflarını, zorunlu taraflarının içeriğini, kavramsal anlamını siz değerli izleyenler için analiz etmeye ve açığa kavuşturmaya çalışıyorum. Dolayısıyla elimizde böyle bir asıl olacak. Sonra bir ferle, yeni bir durumla karşılaşacağız. Bu yeni durumunsa nas'a baktığımızda nas üzerinden bu yeni durumun bir hükmünün bulunmadığını göreceğiz. Ve bu yeniye bir hüküm arayacağız. Bunun hükmü nedir? İşte yeni olana hüküm aradığımızda, devreye kıyas girecek. Şimdi burada son derece önemli beyane epistemolojinin mantığını ve denasını anlamak bakımından mutlaka dikkatinizi çekmem gereken bir hususa daha değineceğim. O da asıl meşrudur. Yeni ise gayri meşrudur. Onun için bunun adı bid'attır. Evet. Bizim geleneğimizde yeninin adı bid'attır. Bid'at ne demek? Meşru olmayan demek. Her yeni meşru olmayan olarak ortaya çıkar. Yeninin özelliğidir bu. Ve o yeniyi meşru kılmak için nereye başvurmamız gerekecek? Bir meşru olana, bir meşruiyet sorunu olmayana başvurmamız gerekecek. Öyleyse burada kıyas, hemen onu bir renkle netleştirelim. Burada kıyas meşruluğu sağlayan bir araçtır. Sağlama yoludur. Kıyas bir meşruluk sağlama yoludur. Ne demek bu? Elimizde meşruluğu nas'tan gelen, nas ile sabit bir asıl var. Bunun bir meşruiyet problemi yok. Bir de yeni karşılaştığımız bid'at var. Bu bid'at gayrimeşru demektir. Bunun meşruiyetini, yani şu bid'at olanın meşruiyetini sağlamak üzere kıyas bize yardımcı olur. Bu kıyas bu bid'atı alır ve eskiye, yeni olanı eskiye, eskinin meşruluğu üzerinden buna bir meşruiyet kazandırır. Demek ki kıyas meşruluğu kendisinde zaten var olan bir asılın bu meşruluğunun
meşruiyeti olmayan yeni bir duruma meşruluk kazandırılması işleminden ibarettir. Şimdi tam da konunun burasına gelmişken şöyle bir hususu netleştirmemiz gerekecek. Madem ki kıyas meşruluğun zemini olan eskiyi, aslı, prototipi, yeni olanın meşruiyetinin kaynağı, ölçüsü, makisun aleyh olarak görür. Öyleyse yeniyi de ondaki bir meşruluğa dayanarak, fer bu demektir. Fer, tabi olan, dayanan demektir. Kendi başına ayakta duramıyor. Kendi başına bir varlığı yok. Ancak bir başkasına tabi olduğunda, bir başkasına dayanabildiğinde ayakta kalabilen demektir fer. İşte bu fer ancak eskiye dayandığında kendisinde bir meşruiyeti olur. Peki fer'in bu meşruiyeti lizatihi kendisinden midir? Hayır, li gayrihidir. Öyleyse kıyas yeniye li gayrihi bir meşruiyet sağlar. Li gayrihi meşruiyet. Yani bid'atın, yeni olanın meşruiyeti kendisinden değildir. Eskinin prototipik meşruiyeti lizatihidir. Çünkü şari lizatihi meşru. Şari kanun koyucu nas ile, metinle onun meşruiyetini tespit etmiştir. Bu meşrudur demiştir. Bu meşrudur dediği için onun meşruiyeti lizatihidir. Meşruiyeti kendi zatidir. Ligayrihidir. Kendisinden değildir. Burada bu kavramlara ve kullanımlara efendim alışık olmayan dinleyicilerimiz açısından biraz daha netlik müsaadenizle kazandırmak istiyorum. Ve ayrıca bu hususları lafızlar bahsinde ve delalet bahsinde de mantık üzerinden inşallah detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Bir şeyin lizatihi yani zati olması ile biz buna li gayrihi arazi olması diyoruz. Mantıkta arazi yani ilinek olması, ilinti olması, arazi olması durumu. Şimdi burada şöyle bir farka dikkat etmemiz gerekir. Zati bir şeyi ortadan kaldırdığınız zaman bu zatın, zati olanın mahiyeti de ortadan kalkar. Yani diyelim ki nasla sabit olanın nasını kaldırırsanız onunla sabit olan da ortadan kalkar. Ama ligayrihi böyle değil. Ligayrihi başkasının desteğiyle meşrulaştığı için o başkası desteğini çektiğinde bu kaybolmaz ama meşruiyetini kaybeder. O yine durur. Yeni olarak orada durur. Çünkü kazandığı konum geçicidir, arazidir. Başkası üzerinden bir ilinekle elde ettiği efendim konumdur. Bunun kaybolması onun zatının kaybolmasına neden olmaz ama meşruiyetini kaybeder. Çünkü meşruiyeti arazi bir durumdur. Yani bağımlı bir durumdur. Bundan dolayı ona fer diyoruz. Şimdi Cabir'i tam olarak bize buradan yürüyecek ve henüz daha kitabın içeriğine geçmedim. Kıyasın beyani epistemolojinin, şu beyani epistemolojinin DNA'sını nasıl oluşturduğunu anlatmak üzere size sadece kıyasın kavramsal olarak neye tekabül ettiğine dair bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi burada Cabir'i bize son derece önemli bazı tespitlerini söyleyecek. Onu 6. bölümün başlığıyla da ilişkilendirerek içeriğine atıfta bulunarak şu boş kenara yazmak istiyorum. Eski
Eski, eski, yeni için yeni için bir meşrulaştırma kaynağıdır. Eski yeni için bir meşrulaştırma kaynağıdır. Şimdi bunun beyan epistemolojide karşımıza koyduğu sonuç nedir? Bu sonuç ne? Sonuç şu. Eski bir dayanağı olmayan yeni var olamaz. Mesele bu. Daha sonra ikinci kitapta detaylarıyla ele alacağımız ve Cabir'in bir proje olarak eleştirdiği ve akla bir yol bulmaya çalıştığı epistemolojik kopuşla aslında bu eskinin dayatmasından kurtularak yeniye bir hayat, bir meşruiyet, bir yeni zemin, varoluş zemini, bir ontolojik varoluşsal bir zemin sağlayabilir miyiz çabasının adeta çırpınışları olarak da göreceğimiz bu geleneksel algının ve epistemolojinin dayanaklarını ele aldığı bu çerçevede Cabir'i doğal olarak kıyas üzerinden beyan epistemolojinin nasıl doğduğunu ve nasıl ortaya çıktığını bize anlatmaya çalışır. Tam da burada şu soruları sorarak yolumuza devam edelim. Cabir'i diyecek ki, peki kıyas bunu nasıl sağlar? Evet, kıyas bunu nasıl sağlar? Yani kıyas ne yapar da yeni olanın meşruiyetini eskiyle birlikte sağlayabilir? Bunu nasıl yapabilir? Şimdi biraz bundan söz edeceğim. Buraya geçmeden evvel değerli izleyenler, konumuzla ilgili son derece önemli olan Cabir'in bölümün başlarında değindiği iki ismin ruhunu şad ederek zikretmekle başlayalım. Cabir'i der ki iki önemli isim söz konusudur. Bunlardan birisi daha önce üzerinde durduğumuz İmam Şafii'dir. İmam Şafii 204 vefat tarihi. İkincisi Ebu'l-Hasan el-Eş'ari 267 olacak galiba. Yanlış hatırlamıyorsam vefat tarihi. Evet. 300 pardon. 67 diyorum. Doğum tarihi o. 300 küsürlü olacak. Tam hatırlayamadım. 346 falan olabilir. Yani 4. asır. Bu iki isim, önemli isim üzerinde durur Cabir'i. Der ki bu iki isim tam da sözünü etmiş olduğumuz bu kıyasa dayalı olan akıl yürütmeyi ve aklın konumlandırılmasını İmam Şafii fıkıh üzerinden Ebu'l-Hasan el-Eş'ari de kelam üzerinden. Biri Müslümanların amelini, diğeri de inancını bunun üzerine inşa etmiştir der. Birazdan bunları konuşacağız. Dolayısıyla İmam Şafii Müslümanların ameli durumda, yani İslami yaşamları anlamına gelen fıkıh, ki daha önceki bölümlerde çok detaylı konuştukları fıkıh meselesini yeni karşılaşılan bir durumun çözülmesinde fıkıh kıyas olarak az sonra üzerinde duracağım. Bunu kıyasa bağlayacak. Farklılıklarının üzerinde duracağım. İtikadi anlamda Eş'ari
rahimeullah da bunu kelam üzerinde uygulayacak ve yine kıyası ele alacak. Demek ki hem fıkhi anlamda hem kelami anlamda ehl-i sünnet, ehl-i sünnet kıyası epistemolojilerinin temeline koymak suretiyle bize şöyle bir konumu, durumu netleştirmişlerdir. Nedir bu? Akıl kıyas yapar. Yani şöyle söyleyelim. Beyani epistemolojide birazdan göreceğiz. Hem sünni hem sünni olmayan ekollerin tamamını beyani epistemolojiyi kullanan bütün Arap aklının yapısında akıl kıyas yapar. Aklın bütün işlevsel fonksiyonu tamamen beyan epistemolojide kıyas yapmaktır. Dolayısıyla burada Cabiri'nin beyan epistemolojide özellikle ikinci kitapta çok üzerinde duracağız. Aklın beyan epistemolojide yani beyani Arap aklında konumunun eski ile yeni arasında meşru olanla meşru olmayanın meşruiyetini belirlemede, tespit etmede bir aracı, araç rolü oynadığını ve aklın sadece bir aracı olmaktan öte geçemediğini, dolayısıyla akıl hiçbir zaman beyani epistemolojide kurucu öge değildir. Sadece ehl-i sünnet değil, Mutezile'de de böyledir, diğerlerinde de böyledir. Kurucu bir öge değil, ya bir aracı ögedir. Şimdi bunun son derece önemli bir biçimde tespit edilmesi gerekiyor. Zira her iki anlamda da birazdan üzerinde duracağım üzere kıyasın kullanılmasında kıyas işlemini gerçekleştiren akıldır. Fakat akla şu şekilde kıyas yapacaksın, şunları esas alacaksın denilmediği sürece de akıl böyle bir işlemi gerçekleştiremez. Böylece beyane epistemolojinin denasının kıyas olmasının çok önemli bir belirleyiciliği vardır. O da şu: beyane epistemolojide kıyas bize hem ehl-i sünnet hem ehl-i sünnet olmayanlar açısından, Mutezile için de bu geçerli, birazdan konuşacağız, bize nakil temelli bir din anlayışı ve yorumunu mümkün kılar. Temel nakildir, akıl değildir. Şimdi burada kıyasın bunu nasıl gerçekleştirdiği meselesine yeniden dönecek olursak, peki kıyas bunu nasıl gerçekleştiriyor? Buraya yeniden dönelim. Ve şuraya kıyas diye tekrar yazalım. Değerli izleyenler, kıyas dediğimizde burada son derece önemli olan çok temel hususlar üzerinde duracağım. Bunların bir kısım detaylarını mantık derslerimizde inşallah ele alacağız, üzerinde duracağız. Bazılarını ise hem Cabiri okumalarında hem de ikinci kitapta inşallah farklı şekilde ele alacağız. Ama en ciddi boyutta bunları kısmet olursa fıkıh usulü metinlerini okuduğumuzda fıkıh usulü metinleri üzerinden, yine aynıca kelam metinler üzerinden de inşallah mütalaa etmiş olacağız. Konu kıyas olduğunda burada birinci derecede önemli olarak karşımıza çıkan diyelim fıkhi kıyastır. Evet, İmam Şafii'nin Er-Risalesi'nde ve diğer eserlerinde özellikle
üzerinde durduğu fıkhi kıyas, kıyas-ı şebeh dediği eskilerin kıyas-ı şebeh dediği analojidir. Yani benzerlik, misliyet üzerinden, misl sözcüğü kullanılır, misliyet üzerinden, benzerlik üzerinden kurulan bir kıyastır. Ve fıkıh usulü derslerinde inşallah ileride okunmaya başladığımızda detaylı bir biçimde buradan İmam Şafii'den itibaren bu kıyas-ı şebehin, fıkıh kıyasın nasıl formel mantık kıyaslarına doğru evrildiğine ilişkin tarihi gelişmeleri orada daha detaylı bir biçimde inşallah inceleme imkanımız olacak. Bu itibarla erken dönem fıkıhtaki kıyas benzerlik, analojidir, kıyas-ı şebehtir. Öyleyse hemen belirleyelim. Şimdi kıyas neydi? Burada da onları tekrar yazalım. Fer ile asıl arasındaki ilişkiydi. O zaman fıkhi kıyasta fer'in asıl ile olan ilişkisini belirleyen nedir? Benzerliktir. Evet. Demek ki fer asla bir yönüyle benzerlik arz ediyor. İşte bu benzerlik, bu benzerlik fıkıhta, bu benzerlik aslın hükmünün, asla ait nassın verdiği hükmün fer'e taşınmasını mümkün kılıyor. Benzerlik, analojidir. Şimdi bir diğer B nahvi belagata ait kıyas, nahvi kıyas. Değerli izleyenler, bu nahvi kıyas tüme varımdır. Tüme varımdır. Ve Halil bin Ahmet'ten başlayan hem sarfın hem nahvin kalıplarının belirlenmesi ve bu kalıpların bütün mümkün ihtimaller için geçerli sayılması tam anlamıyla bir tümevarımsal nahvi kıyastır. Ama konu belagat olduğunda belagatla ilgili bu konunun uzmanlarına, işte Cürcani'ye, Sekkaki'ye, İbnül Cinni'ye geldiğimizde belagat alanının bu büyük ustalarına geldiğimizde belagat konusunda, belagatın konusu ister mecaz olsun, İster istiare olsun, ister kinaye olsun, bunların tamamen aslının, yani belagattaki o meani unsurların tamamının bir teşbih olduğunu söylerler. Onun için de Cürcani'ye, Sekkaki'ye isnat edilen metinlerde bunları görüyoruz. Derler ki kıyas teşbihtir. Kıyas teşbihtir. Ve hatta teşbihin bütün unsurlarını bilen insanlar için, teşbihin bütün unsurlarını bilen insanlar için mecazı, istiareyi, kinayeyi çok iyi bilebileceğini ve dolayısıyla Arap belagatına hakim olacağını söylerler. Ve kıyas teşbihtir Arap belagatında. Peki Arap belagatında ki bu teşbihi nasıl belirliyoruz? Bir müşebbeh var, bir müşebbehun bih var, bir de teşbih edatı dediğimiz bu ikisi arasında. Yani bir A var, bu asıldır, bakın müşebbehtir. Bir de B var, pardon müşebbehun bih'tir, bir de müşebbehimiz var. Bu asıldır. Yani kendisine benzetilen. Bu da benzetilendir. Bunun ikisinin arasındaki benzetişmeye teşbih diyoruz. Görüldüğü üzere bu bir kıyastır. Ve Cabiri diyecek ki
Beyane epistemolojinin, beyane epistemolojinin birazdan konuyu bitirdiğimiz zaman üçünü birlikte mütalaa ettiğimizde bunu daha net söyleme imkanımız olacaktır. Diyecek ki işte dil, nahi, belagat, bu dildir. Dil de teşbih ve kıyasla, yani akıl dilde de teşbih ve kıyasla iş görmektedir. Şimdi tam da burada üçüncü bir hususu belirleyelim. C. Mantıklı kıyas. Tam olarak Aristoteles mantığındaki burhani kıyastır. Yani iki öncülden zorunlu bir sonucun çıkmasıdır. Mantıklı kıyas budur. Öncüller arasındaki orta terimin sonuçta bir sonuç, zorunlu bir sonuca dönüştürülmesi işlemi mantıklı kıyastır. Sonra ilerleyen dönemlerde, başta Gazali olmak üzere, tabii ondan daha önce belki İbn Hazm'ı zikretmek gerekir ki Cabir buna dikkat çeker. İbn Hazm gibi, yani tarihsel olarak henna coğrafya farkını da dikkate alacak olursak İbn Hazm, sonra Gazali daha etkindir. Onunla birlikte fıkıh usulüne de, kelam kaynaklarına da daha sonra girecek olan Aristoteles'e ait bu burhani ve mantıki kıyasın, formel kıyasın beyan epistemolojide nasıl yer aldığına ilişkin de daha detaylı okumaları ve incelemeleri belki daha ileriki derslerimizde, ikinci kitapta ayrıntılı olarak ele almaya çalışmış olacağız. Yine burada da söz konusu formel mantıkta da aklın rolünün bunlar öncüller arasındaki ilişkiden bir sonuca gitmesi olarak görülebilir ama mantıki kıyasta akıl esas alındığını belirlememiz gerekir. Fıkhi ve nahvi kıyasta ise aklın bir aracı olduğu, asıl ve fer arasındaki bir ilişkiyi kurduğunu ve benzerlik üzerinden, misliyet üzerinden, benzetmek, teşbih üzerinden bir akıl yürütmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla tam da burada bizim gerek nahvi belagata ilişkin yaklaşımlar, gerek fıkhi kıyasa ilişkin yaklaşımlar, gerekse fıkhi kıyasın bir benzerinin uygulanmış olduğu kelami kıyası da buraya yazabiliriz. Kelami kıyas. Burada iki önemli ekolün ortaya çıktığını görmekteyiz. Söz konusu kıyas olduğunda bunu şöyle ekol farkı olarak belirleyelim. İki ekolün ortaya çıktığından söz edebiliriz. Bunlardan birisi Eş'ari üzerinden temsil edilen Sünni ekol, diğeri de Mu'tezile. Tabii burada epistemolojik farklılıkları nedeniyle Şia'yı dışarıda bırakıyoruz. Çünkü onu farklı bir epistemoloji içerisinde değerlendirme imkanımız olacak ileride ve orada ele alacağız. Dolayısıyla kıyasın kullanılması konusunda, kıyasın kullanımına ilişkin her iki ekol de bu kıyası kullanıyor olmasına bağlı olarak ama aralarında nispeten de bir farklılığın bulunması açısından Mu'tezile ve Eş'ari üzerinde biraz ayrıntılı olarak durmamız gerekir. Çünkü Cabiri de bu 6. bölümde bu hususun üzerinde gerçekten ciddice duruyor. Detayları orada okuyacağınızı düşünüyorum. Şimdi hemen söylemeliyim ki Cabiri de bunu 6. serek söyler. Günümüzde işte özellikle biraz akla vurgu yapan, biraz aklın önemini öne çıkaran yaklaşımlara
neo-mutezili anlamda yeni mutezililer adeta ifadesiyle böyle bir söylem geliştiğini ve geliştirildiğini görüyoruz. Bu isabetli değil. Çünkü geleneğimizde mutezile de dahil akıl hiçbir zaman rasyonalizmde olduğu ya da rasyonalist bir yaklaşımda ortaya çıktığı üzere akıl kurucu bir öge değildir. Ne mutezile de öyledir ne de sünni gelenekte de öyledir. Bu itibarla sünni gelenekle mutezili gelenek arasındaki en temel fark belki delillerin istidlal konusu söz konusu olduğunda, konu istidlal olduğunda burada mutezile bunu birinci sıraya akıllı koyar. Birazdan üzerinde duracağız. Sonra kitabı ve sünneti koyar. Böyle bir özellik üzerinden düştüğümüzde mutezile istidlali gerçekleştireceğimiz unsurların hiyerarşisi açısından baktığımızda aklı birinci sıraya koyduğunu görürüz. Ama bu aklı kurucu bir öge olarak oraya koyduğu anlamına gelmez. Birazdan konuşacağız. Eş'ari geleneğe baktığımızda ise Eş'ari, İmam Eş'ari, Ahmet bin Hanbel'in takipçisi olarak, ki burada onu da analım, Cabiri merhumun bu ifadeleri son derece önemli. Ahmet bin Hanbel'in takipçisi olarak Ebu'l-Hasen el-Eş'ari, bütün görüşlerinde Ahmet bin Hanbel'e tabi olduğunu, Ahmet bin Hanbel'in muhalif olduklarına, onların da muhalif olduklarının altını çizerek bu hususları ele alır ve dolayısıyla Eş'ari gelenek Hanbeli bir gelenektir ve beyani epistemolojinin oluşmasında Cabiri'nin iki önemli isme dikkati çektiğinden bahsetmiştik yukarıda. Oraya hemen gelelim. Bunlardan biri İmam Şafii'ydi, diğeri de Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'ydi. İmam Şafii eserine, Er-Risalesine Keyfel Beyan, beyan nedir diye başlamıştı. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'nin, ki biz onu inşallah orijinal metnini sizinle birlikte okuyacağım ben kelam derslerimizde. El-İbane'dir. An-Usulü'ddi yani. İbane. Her ikisinin de aynı kökten geliyor oluşuna dikkat etmemiz gerekiyor. Beyan ve İbane. Cürcani tarifatında bu kısım üzerinde durur ve der ki beyan ile İbane meselesinde son derece önemli bir hususun altını çizer tarifatında Cürcani. Der ki İbane izhar etmek, açığa çıkarmaktır der. Ve kıyas yapanların der, yani kıyas yapanların ispat sözcüğü yerine ibane sözcüğünü tercih etmelerinin sebebi el ibane muzhirun lil hukmi ve la musbitun der. Yani ibane hükümdeki iki şey arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran, izhar eden şeydir. İlişkiyi izhar etmektir. İlişkiyi tespit etmez. Var olan bir şeyi ortaya çıkarır. Buraya dikkat edelim. Beyan ve ibane bir şey icat etmez. Zaten var olan bir şeyin görünümünü sağlar. Ortaya çıkmasını sağlar. Bu çok son derece önemli bir şeydir. Çünkü bir şeyi icat etmek, var etmek başka bir şeydir. Zaten var olan ama görülemeyen, hissedilemeyen, fark edilemeyen bir şeyin ortaya çıkmasını sağlamak ayrı bir şeydir. İşte beyan epistemolojide aklın rolü izhardır. Beyan epistemolojide aklın rolü izhar, yani örtüyü kaldırmaktır. Asıl ile fer arasındaki örtüyü kaldırmaktır. Örtüyü kaldırmak, keşftir.
örtüyü kaldırıyorsunuz, açıyorsunuz ve altından görülmesi gerekeni çıkarıyorsunuz. Şimdi Mutezili geleneğin erken dönem kaynaklarının Vasıl bin Ata'dan itibaren Mutezili gelenekteki temel kaynakların maalesef kaybolmuş olduğunun üzüntüsünün altıncı sen Cabiri merhum. Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf'a dair eserlerin de keza aynı şekilde tam olarak bize ulaşmaması. Ama en azından Ahmet bin Hanbel'le aynı dönemde yaşamış olan el-Kasım er-Risi vefat tarihi 246'dır. Ahmet bin Hanbel'in 241'dir. Çağdaş el-Kasım er-Risi'nin eserinden hareket ederek bize er-Risi'den bir alıntı yapar Cabiri. Burada son derece önemli noktalar artık yavaş yavaş geliyoruz ve buradan nasıl bir beyan epistemolojinin doğduğunu konuşacağız. El-Kasım er-Risi der ki Allah ile kul arasında üç ilişki vardır. Bir, kulun Allah'ı bilmesi, marifetullah. İki, kulun Allah'ın emirlerini yerine getirmesi. Üç, yasaklarından kaçınması. Ve sonra Mutezili geleneğe uygun olarak er-Risi marifetullah'ın akıl ile emir ve yasakların da kitap ve Resul ile bilineceğini. Dolayısıyla bakın kitap, sünnet, şu hiyerarşi El-Kasım er-Risi'nin eserinde Mutezili geleneğin düşünüş biçimini ortaya koymak bakımından son derece önemli olan bize bir ayrıntıyı verir. Aklı öne koymalarının sebebi marifetullah'ta aklın esas olduğudur. Birazdan onu konuşacağız. Akıl esastır. Dolayısıyla Mutezili gelenekte akıl nakli önceler. Akıl nakilden öncedir. Çünkü nakli değerlendirecek olan akıldır. Fakat emirler ve yasaklar söz konusu olduğunda burada burada emirler ve yasaklar konusunu ancak kitap ve sünnetle, peygamberle bilinebileceğini, dolayısıyla buna ihtiyacın olduğunu söyler. Ki bunu aynı şekilde sünni gelenek, eşari de böyle söyleyecektir. Ve Risi eserinde bütün bunlar için asılların ve ferlerin olduğunu söyler. Mesela akıl bir asıl, bir fer, kitap için bir asıl, bir fer, sünnet için bir asıl, bir fer olduğunu söyler. Ve yine bakın Mutezili gelenek, aklın işlevselliği, rolü yine kıyas üzerinden, asıl fer üzerinden. Mesela akıl der Mutezile, müsellemattır. Tüm zevil ukulün, akıl sahiplerinin ortak kabul ettikleri müsellemattır. Genel kabul gördükleri şeylerdir. Edehiyattır. İşte mantıki şeylerdir. Bunlar akıl için asıldır. Peki fer nedir? Aklın efendim ihtilafa düştüğü şeylerdir. Peki aklın ihtilafa düştüğü ferleri nasıl çözeriz? Aklın ihtilafa düşmediği asıllara uygunluğunu sağlayarak, onlarla çelişmezliğini sağlayarak çözeriz. Demek ki Mutezili gelenekte de aynı biçimde akıl asıl ve fere ayrılıyor. Kitap asıl fere ayrılıyor. Ve kitabın aslı nedir? Muhkemattır. Yoruma açık olmayanlardır. Fer nedir?
yoruma açık olanlar müteşabihattır. Onları nasıl anlarız bu müteşabihatı? Muhkemata bağlı olarak anlarız. Hazreti Peygamber'in hadisi ve sünnet için de böyle. Onların kesin olanları, tevatür olanları lafzı ya da manevi olarak bize gelenleriyle haberi vahid olarak, kuşkulu olarak gelenleri ayırırız. O olan kuşkulu olanları kuşkulu olmayanlar üzerinden anlarız. Aynı biçimde beyani epistemolojinin konu eşari olduğunda ve konu mutezile olduğunda bunun merkezi hususu kelami sorunlardır. Evet, kelami sorunlarla karşı karşıyayız. Madem ki konu kelami problemlerdir, hem Eş'ari'nin hem de Eş'ari geleneğin hem de Mutezile geleneğinin beyani epistemolojinin mensubu bunlar yani bu ekoller. Burada kıyası nasıl kullandıklarını, kıyasın nasıl devreye girdiğini, nasıl bir misyon üstlendiğini netleştirelim. Sonra konuyu toparlayarak burada nasıl bir beyan epistemoloji doğdu? Neyle karşı karşıyayız? Onu inşallah konuşalım. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, hem Ehl-i Sünnet geleneğinin hem de Mutezile ve benzeri geleneklerin kelami manada kıyası kullanmalarının alanı fizik ve metafizik alandır. Şimdi burayı yorulduğunuzu biliyorum ama biraz daha yavaş ve tane tane ama ayrıntılı bir biçimde ele almamız gerekir. Konu iki önemli sözcüğe dayanıyor. Biri gayb, biri şahittir. Şahit ile mahsusatı yani evreni gözlemlenebilir varlığı kastediyoruz. Gayb ile de bunun tam aksini, yani şahit fiziktir, gayb metafiziktir. Evet. Metafizik. Peki, bu arz etmeye çalıştığım konu bağlamında hem Eş'ari gelenekte hem de Mutezili gelenekte şahit, yani şu fizik asıldır, bu da ferdir. Yani bilinen şahittir, bilinmeyen fer, o da metafiziktir. Bu da bilinmiyor. Peki neyi neye kıyas ederiz? Bilinmeyeni bilinene kıyas ederiz. Onun için bizim geleneğimizin, kelami geleneğin en ünlü sözü İstidlal bir şahit alel gayiptir. Evet. Şahit asıldır. Gayip ona bağlı olarak. Efendim.
hüküm alır. Cabiri'nin bu altıncı bölümde belki üzerinde durduğu en önemli hususlardan birisi sevgili izleyenler. Tam da bu gaibin şahide kıyas edilmesi. Gaip şahide kıyas ediliyor. Burada çok ciddi bir problemin olduğunu ikinci kitapta çok detaylı bir biçimde kelam eleştirisi üzerinden zaten bunlar duracağız ama konuyu bu kadar ele almışken biraz da benim konuyu takdim biçimimin içerisinde izninizle bu hususu biraz netleştirelim. Şimdi din bütün söylemiyle gayiptir. Din gayiptir. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahirete iman, aklınıza gelen her şey, peygambere, onun getirdiklerine, emire, yasağa, cennet, cehennem, hepsi din gayiptir. Peki biz bunu nasıl bileceğiz? İşte Cabir der ki, hem Eş'ari gelenek, hem Mu'tezili gelenek. Gaibi bilebilme açısından şahidi, bu şahidi, yani var olanı, mevcudu, gaibe göre yeniden inşa etmiş. Yani mevcudu, var olanı gaibe göre yeniden inşa ediyor. Bu son derece önemli bir ifade, yeniden inşa. Yani onu gaib üzerinden okuyor. Gaibi çıkarsamak için okuyor. Ona asıl yapıyor. Ve böylece geleneğimize bakalım ki Mu'tezili gelenekte de bu vardır. Gaip ile şahit arasındaki bu kıyası belirlemede nedensellik aranmıştır. Nedensellik, illet ilişkisi aranmıştır. Nedensellik aranmıştır. Benzerlik aranmıştır. Teşbih aranmıştır. Hikmet, amaçlılık, makasıt aranmıştır. Niyet, irade, ilim, kudret vesaire aranmıştır. Ve ilginçtir, dikkat buyurunuz. Bu saydığımız ve daha burada sayamadığımız diğer tüm unsurlar gaibe aittir. Ve şahit bunlara göre inşa edilmiştir. Şimdi burada paradoksal bir diyalektiğin altını çizen Cabiri, doğal olarak ben de birazdan üzerinde duracağım. Bir taraftan şahit asıldır. Buradan hareket ediyoruz. Gaybi istişat etmek için, gaybi temellendirmek istiyoruz. Diğer taraftan şahidin tamamen gaybin eseri olduğunu söylüyoruz. Buraya dikkat edelim. Şahit bir eserdir. Peki müessir kim? Gaip.
şahit eserdir, müessir de gayiptir. Şimdi eserden hareketle müessire gidiyoruz. Sonra müessirden yeniden hareketle eserin mahiyetini belirliyoruz. Evet. Mesela eser hadistir. Sonradan olmuştur. Müessir muhdistir. Var edendir. Peki kendisi hadis değildir. Şimdi buraya dikkat edelim. Önce eser elimizde, asıl budur. Buradan hareket ediyoruz. Bunun bir müessiri olması lazım. O kim? Gayiptir. Önce buraya gittik, bir müessire gittik. Sonra dedik ki müessir eser ilişkisinde eser hadistir, müessir gayrı hadistir. Dedik. Neden? Çünkü şahit ile gayip arasında ontolojik bir zıtlığın olması gerekiyor. Bunu nereden biliyoruz? Böyle istidlal ediyoruz. Böyle kıyas yapıyoruz. Şimdi bir örnek üzerinden bunu biraz açmak istiyorum. Ne kadar önemli bir soruna tekabül ettiğini inşallah konuşacağız. Bir bedevi şairin çok hoşuma giden, çocukluğumdan beri ezberlediğim bir şiiri var. Çok güzeldir. Der ki: El ba'atu tedullu alel ba'iri. Evet, bakın. El ba'e. Bunları farklı bir şey yazdım. Bu, affedersiniz, dışkı demektir. Bu dışkıyı görünce, bakın, tedullu gösterir, delaletler, kıyas yapıyoruz. Bakın. Evet, kıyas yaptık, gösterir. Neyi? El-ba'ir. Şu anda görmüyoruz ama bir hayvan dışkısı bir ba'iri, bir merkebi, bir hayvanı, affedersiniz, gösterir. Nereye gittik? Elimizde bir dışkı var. Onu bırakan bir hayvan olması lazım dedik. Vel-akdam, yerde izlerimiz var. Akdam insan izi demektir. Bunlar neyi tedullü gösterir? Alel mesir. Bir yürüyeni gösterir. El ba'atu tedullu alel ba'iri vel akdamu tedullu alel mesiri. Ve sema'u zatu burucin. Gökyüzü burç burç. Vel ardu zatu ficacin. Yeryüzü dalga dalga. Çölün dalga dalga. Düşünün, deniz. Evet. Şimdi gökyüzü burç burç. Diyor ki yerdeki bu dışkı bir hayvanı gösteriyor. İzler de orada yürüyeni gösteriyor. Burç burç gökyüzü. Dalga dalga yeryüzü. Yani sema. Es-sema. El arz, bunlar da şahit. Ela tedullu, göstermez mi? Kimi? Ela tedullu, göstermez mi? Alel alimil habiri, bir bileni, el alimi, el habir, her şeyi işiteni göstermez mi? Göstermez maalesef. Üzgünüm. Şair ama bu iş şiir de olmuyor. Evet. Bizim kelamın gerçek bir İslam felsefesi ve kelamı olamayışın temel nedeni budur. Neden?
Yani epistemoloji konuşuyoruz ya. Şimdi onun doğuşunu birazdan netleştireceğiz. Nasıl bir epistemolojinin doğduğunu konuşacağız. Öncelikle yukarıya tüm çıktığımızda, şuraya en başa geldiğimizde kıyasa, asıl ile fer arasındaki ilişkiye baktığımızda burada bir ontolojik birliktelik söz konusudur. Yani asıl ile fer'in ontolojik birlikteliği var. Bunlar üzerinden bir benzerlik kurmak, analoji yapmak, teşbih yapmak, tümevarım yapmak, tüm dengelim yapmak, bunların hepsi meşrudur. Doğrudur. Fakat aşağı inelim. Yine kıyas yapıyoruz, bakın. Yine kıyas yapıyoruz. Ama bu defa kelami kıyas yapıyoruz. Ne arasında? Gayıpla şahit arasında. Gayibi şahide kıyaslayamayız. İçine düştüğümüz en büyük bunalım budur. Kelami problemimizin temeli budur. Bir kere zaten eşarilik ileride göreceğiz. Şahit de varlıkta yani içinde yaşadığımız alemde nedenselliği reddeder. Hikmeti reddeder. Allah yeryüzünü, gökyüzünü herhangi bir niyetle, herhangi bir amelle, herhangi bir amaçla, herhangi bir nedensellikle yaratmamıştır der. İbanede bunu göreceğiz, okuyacağız net bir biçimde. Makalatul İslamiyyin'de de kendisi bunu söylüyor. Kısmet olursa oradan da bazı paragrafları okuyacağız, konuşacağız. Eşari gelenek zaten tamamen kendi kendini iptal eden bir gelenektir. Dolayısıyla bunlar kabul edilebilir bir durum değildir. Yani şahit hiçbir biçimde gaybe temel olamaz. Ve şairin duygusal ve şiirsel sözleriyle de ifade ettiği gibi eserden müessire gidebiliriz doğrudur. Ama eser ile müessirin ontolojik birlikleri zorunludur. Ontolojik birlik zorunludur. Peki gayip dediğimiz şeylerle şahit dediğimizin ontolojik birliği var mı? Hayır. Zaten biri fizik, biri metafizik. Peki onu ona nasıl kıyas edebileceğiz? Edemeyiz. Onun için Cabiri kelami geleneğin gaibin şahide kıyaslanması üzerinden gerçekleşen bu durumunun geleneğimizde aklın krizi açısından içine düştüğümüz en önemli problem olarak tespit eder ve üzerinde durur. Bunu aşmamız gerektiğini söyler ve çok haklıdır. Dolayısıyla nahvi kıyas olarak işlevselliği olan, fıkhi kıyas olarak işlevselliği olan, mantıki kıyas olarak işlevselliği olan kıyasın konu kelama şahit alel gayb olduğunda işlevsiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla beyani epistemoloji yani epistemoloji doğuyor. Yani epistemoloji kıyas üzerine doğdu. Kıyas aklın asıl ile fer arasındaki ilişkiyi kuran araç olarak doğduğu epistemolojidir. Beyan epistemoloji bir cümleyle Cabiri merhumun
eserinde, bu birinci kitapta, ki ikinci kitapta bunları çok geniş detaylı olarak inşallah okuyacağız. Aklın kıyas olarak vücut bulduğu bütün fonksiyonelliği asıl ile fer arasında ilişki kurmaktan ibaret olan bir akıl olduğunu söyleyecek beyan epistemolojide. Son olarak son derece önemli olduğu için üzerinde durmam gerektiğini düşündüm. Farklı bir renkle müsaadenizle şuraya yazayım. Beyan epistemolojinin asıl ile fer arasındaki bu ilişkiyi kurma yönünden aklın bu işlevi, fonksiyonu hem asıl açısından hem fer açısından baktığımızda bunun tamamı nas, nakil, metin üzerinden gerçekleştiğini, bunun da dil olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bu da dildir. Evet, bu da dildir. Yani beyani epistemoloji dili kullanan ve dilin kendisine veri olarak sağladığı nas'ı, nakli esas alan, bu nas ve naklin bir asıl üzerinden fer'e ilişkin meşruiyeti belirleyici bir fonksiyonu yerine getiren aklın, Arap aklının adı olduğunu beyan epistemolojinin söyleyebiliriz. O halde beyan epistemoloji, beyan epistemoloji, dil temelli, dil temellidir, dili esas alır, dil temelli bir epistemolojidir. Akıl araçtır. Dil üzerinden kendisine sunulan verileri kullanır ve bunlar üzerinden bir fonksiyon icra eder akıl. Yine beyan epistemolojinin denasının kıyas olduğunu söyledik. Kıyas bu epistemolojinin denasıdır. Bunun da özü eski olanın yeni olanı meşrulaştırmasıdır. Yani diğer bir ifadeyle bir yeni olanın meşruiyetinden ancak onu bir eskinin meşruiyetinin gölgesine koyabildiğimizde, onun meşruiyetine yaslandırabildiğimizde mümkündür. Aksi takdirde yeni olan meşru değildir. Yeniliğe karşı oluşumuzun, yeniliğin rahatsızlık verişinin arka planında işte böyle bir akıl yapısının olduğunu söyler Cabiri merhum. Evet. Efendim, 6. bölümde son derece farklı detaylandırmalar üzerinden Cabiri merhumun beyan epistemolojinin doğuşunu ele aldığı, ortaya koymaya çalıştığı aşağı yukarı 20 sayfalık bölümü kendi sunum tekniğim açısından bu biçimde, bu şekilde size özetlemenin konunun anlaşılırlığına daha fazla hizmet edeceğini düşündüm. Umarım haklı çıkarım. Sizler de beğenirsiniz ve böyle olduğunu isabetli bulursunuz, ümit ediyorum. Bu sunumumda sizlere arz etmeye çalıştığım hususları kitabın ilgili sayfalarında merhumun kendi yaklaşımlarıyla konuyu nasıl ortaya koyduğunu da birlikte okuduğunuzda beyan epistemolojinin doğuşunu inşallah en azından özet bir çerçevede zihninizde netleştireceğinizi umut ediyorum. Tabii bunlar çok kabaca
betimlemelerdi. Detaylarını, tafsilatını inşallah ileride ikinci kitapta müstakillen beyanın ne olduğunu belki onlarca videoda ele aldığımızda daha da inşallah netleştirmiş olacağız diye umut ediyorum. Vakit ayırıp sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki Cabiri dersinde okumalarında buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.